Herkese merhaba. Bu videomuzda işlemci, ekran kartı, hard disk, anakart gibi bilgisayar donanım birimlerinin sıcaklıklarına nasıl bakılır sorusuna kısa cevap vereceğiz. Burada kullanacağımız programın adı SPECI. SPECI, bilgisayardaki her donanım parçasının istatistik değerlerini ayrıntılı olarak veren bir program. Örneğin programda işlemci, anakart, RAM, grafik kartı, hard disk, optik sürücü, ses kartı gibi donanımların verilerini istatistiksel bir biçimde görebilirsiniz. Şimdi programı kuralım ve yukarıda saydığımız donanım birimlerinin sıcaklıklarına bakalım. İlk olarak Google'dan SPECI yazıp Enter yapalım. SPECI yazıp Enter yaptıktan sonra hemen burada iyi çıkan cleaner.com adlı siteden indirebilirsiniz. Burayı klikleyelim. Gelen pencereden Download Free versiyon yani ücretsiz versiyonu indir seçeneğini klikleyelim. Bizi alt kısma yönlendirecek. Ardından Free Download diyelim. Ve tekrar şuradan Download diyelim ve bilgisayarımıza yüklenmesini bekleyelim. Evet, otomatik olarak bir yükleme seçeneği gelecek. Yüklendi hemen sol altta. Bu bilgisayarımızın indirenler klasörüne inmiş olacak program. Şimdi programı çalıştıralım. Çift tıklayıp çalıştırdığımızda karşımıza bir pencere gelecek. Daha doğrusu yükleme ekranı gelecek. Evet geldi. Buradan install diyelim. Şurada şey varsa, şöyle bir seçenek varsa yes cleaner diye bunu no şeklinde değiştirebilirsiniz. Yani cleaner programını kurmasına gerek yok. Install diyelim. Evet, alınan run space'i diyelim. Şöyle sayfayı kapatalım. Evet. Şimdi SPECI programımız çalıştı. Ekranımız geldi. Şu şekilde biraz daha genişletebiliriz. Burada ilk olarak işlemcinin marka model türünü gösteriyor. Intel Core i5 7500 3.4 GHz ve hemen yanında bulunan kısımda sıcaklığı oluyor şurası. İşlemcimizin sıcaklığı 32 mesela örneğin 33 arasında değişiyor. Anakartımızın sıcaklığı 35. Ekran kartımızın sıcaklığı şu anda 39 derece. Depolama birimimiz yani şu anda SSD ben kullanıyorum. Bu 25 derece. Şu andaki sıcaklıklar benim sıcaklıklarım olabilecek en ideal sıcaklık değerleri. Çünkü ben işlemcim için özel soğutucu kullanıyorum. O yüzden sıcaklık değeri biraz daha düşük. Tüm bu özellikle işlemci için ben konuşayım. Sıcaklık değeri normalde 50-55'in üzerine çıktığı zaman normal şu anda herhangi bir işlem yapmıyorum. Şu an boş haldeyken 50-55'in üstüne çıktığı anda muhtemelen bilgisayarınızın soğutma sisteminde, fanında vesaire bir sıkıntı olacağını gösterir. Benim şu anda çok düşük bir sıcaklığa sahip işlemcim. Dediğim gibi ben özel bir soğutucu sistemi kullanıyorum. O yüzden işlemcimin sıcaklığı daha düşük bir değerde. Diğer tüm donanım birimlerinin ayrıca özelliklerini görebiliyorsunuz. Dediğim gibi yani Intel Core i5 7500 işlemci kullanıyorum. RAM olarak 16 GB RAM kullanıyorum. Anakartım MSI B250M Gaming Pro markasına sahip. Grafik kartım yine 3 GB GeForce GTX 1060. Depolama birimi olarak SSD kullanıyorum. Kaç GB? 447 GB yani 500 GB diyelim. Daha doğrusu 450 GB diyelim. Kullanıyorum. Bu standart olarak 480 GB oluyor. Yani satın almak isterseniz böyle bir şey. Normal DVD Rider'ım da Asus'un DVD Rider'ı, Optic Drive'ı şeklinde. Detaylı bilgi isterseniz hemen yanındaki bu kutucuklara klikleyebilirsiniz. Şu şekilde hemen görüldüğü üzere yanında sıcaklığı yazıyor işlemcinin. Aynı şekilde anakartın sıcaklığını gösteriyor. Yine ekran kartının sıcaklığını gösteriyor. Daha detaylı bilgi isterseniz üzerine klikleyebilirsiniz şu şekilde. Örneğin işlemci hakkında daha fazla detaylı bilgi görmek isterseniz üzerine klikleyip şu şekilde detaylı bilgi edinebilirsiniz. Yani örneğin benim burada işte birinci çekirdek sıcaklığı, işte kullanım durumu hakkında bilgi, ikinci çekirdek, dört çekirdekli olduğu için başka ne var? Örneğin RAM hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Örneğin diyor ki senin bilgisayarında total memory slots, senin anakart üzerinde 4 tane slotun var. Used memory slots, yani şu anda kullandığın RAM slot sayısı 1. Yani bir tane slotunu kullanıyorsun.
Kullanılmayan slot sayısı ise haliyle 3 oluyor. Hafızanın, daha sonra RAM'in tipi bilinmiyor diyor. Size büyüklüğü 16 GB, yani 16 MB kısmı, 16.000 MB kısmı yaklaşık olarak 16 GB. Kanal single kanala sahip. Frekansı bu tam frekansını size göstermeyebilir şu şekilde. Anlık kullanan frekans muhtemelen onu gösteriyor. Gibi. Başka var mı? İşte anakart hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Hemen summary'i tekrar klikleyelim. İşte grafik, yani ekran kartı, Nvidia GeForce GTX 1063 GB'lık olanı. Onun hakkında detaylı bilgi var. Yine aynı şekilde. Başka işte hafıza birimi olarak ben SSD kullanıyorum demiştim. Onunla ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Evet. Oldukça güzel bir program. Kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bizim aslında konumuz bilgisayarın sıcaklığına nasıl bakılır? Yani bazı donanım birimlerinin sıcaklıklarına nasıl bakılır konusu. Ekstra olarak da bu bilgileri vermiş olduk. Anlık olarak bu sıcaklık değerlerini de görebiliyorsunuz. Yani oyun oynarken falan vesaire anlık olarak bu şekilde bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.